Oakland'daki bu evin arka bahçesi sıra dışı bir aleti gizler. Yıldırım yapan bir makineyi. 1891'de Nikola Tesla tarafından icat edildi ve bu Tesla bobini dünyadaki en büyüğüdür. 7 metre uzunluğundadır ve gökyüzüne 2 milyon voltluk ölümcül bir elektrik verir. Ama bulutlardaki yıldırımla karşılaştırıldığında bu yalnızca yumuşak bir kedidir. Yıldırım nedir hiç merak ettiniz mi? Peki yıldırım çarpsaydı hayatta kalır mıydınız? Bunu hiç merak ettiniz mi? İşte bunu öğreneceğim. Bu bölümde elektriği küçük bir çocuğun içinden geçirerek iletkenliği test edeceğim. Yüksek amperin yaratacağı yıkımı ve küçük elektrik şoklarının bir insana yapabileceklerini göreceğiz. Ya da büyük elektrik şoklarının. Yüksek voltaj laboratuvarında ise bir yıldırım çarpmasından canlı çıkmaya çalışacağım. 3, 2 ve 1. Dünyanın nasıl çalıştığı beni hep büyülemiştir ve bazı şeylerin neden olduğuna dair her zaman çok sorun vardır. Cevapları bulmak için bir şeyleri patlatacağım. Giysilerinizi kurutucudan her çıkardığınızda, kapı koluna dokunduğunuz ya da her küçük elektrik çarpmasında bu bir çeşit yıldırımdır. Ve bu çarpmanın nedeni statik elektriktir. Statik elektriği ilk bulan kişi Yunan filozof Thales'ti. Onun kurutucu makinesi yoktu ama bir kedisi vardı. Nedenini bilmediğimiz bir şekilde kedisini kehribarla okşadığında iki şeyi fark etti. Birincisi çok rahatlatıcıydı, ikincisi ise kehribar tüyleri toplayan tuhaf bir güce sahipti. Thales, kehribarın ruhu olduğunu düşündü ama kedi okşayan birinden çok şey bekleyemezsiniz. Birkaç bin yıl sonra elektriği anlamaya başladık. Artık her şeyin küçük güneş sistemlerine benzeyen atomlardan oluştuğunu biliyoruz. Merkezi bir kütle her şeyi bir arada tutar ve elektronlar yörüngelerinde döner. Güzel tarafı bu elektronlardan bazıları hareket eder ve elektronların bu hareketi elektriği oluşturur. Uzun binalara yıldırım çarptığında bu olay tekrar tekrar gerçekleşir. Oakland'ın gök kulesine binlerce kez yıldırım çarpmıştır. Kendini nasıl koruduğunu görmek için binaya tırmanacağım. Bir merdivenle tabii. Ah tanrım, yerden 300 metre yükseğe. Olamaz. Kulenin üzerinde Amerikan mucit Benjamin Franklin'in tasarladığı bir araç bulunur. Gök kulesinin en ucundayız ve bu güney yarım küredeki en yüksek binadır. Yıldırım her zaman çevredeki en yüksek şeye düştüğü için buna ihtiyaçları var işte. Bu bir paratonerdir. Yıldırımdaki bütün enerjinin güvenli bir şekilde yere düşmesini sağlar. Bu sayede gök kulesi binlerce yıldırım ardından hala ayaktadır. Peki neden gök kulesinin paratoneri yıldırımı çeker? 300 yıllık bir deney bu soruya cevap veriyor. 1730'da Stephen Gray sallanan çocuk adını verdiği ilgi çekici bir deney düzeneği kurdu. Yetim bir çocuğu ipek ve iplerle bağlayıp çocuğun vücudundan küçük miktarda elektrik yükü geçirir. Bu deneyi statik elektrik ve altın folyo ile yenileyeceğim. Ama gerçek bir yetim kullanamadığımız için Freya'yı kullanacağız. İyi misin Freya? Evet. Statik elektrik jeneratörü açıldığında elektrik çocuğun içinden geçmeye başlar ve sihirli bir şey olmaya başlar. Çocuğumuz pozitif yükle yüklenir ve altın varaklarının bir tarafı negatif yükle yüklüdür. Ve zıtlar birbirini çeker. Bu deney elektriğin küçük çocuklar gibi şeylerden geçebildiğini gösterir. İpek gibi bazı şeylerden de geçemez. Bu da onun dünyayı ikiye ayırmasını sağlar. Çocuklar ve bakır gibi iletkenler ve ipek ve cam gibi yalıtkanlar. Eğer yıldırımı düşünürsek, hava bir yalıtkanken nasıl bir anda iletkene dönüşebilir?
Canterbury Üniversitesi'ndeki yüksek voltaj laboratuvarı bunu bulmak için ideal bir yerdir. Bu araç yıldırımı canlandırabilir. Yıldırım çarpmasının nasıl bir şey olduğunu anlayabilmem için ideal bir şey. Paul Eger bu milyon voltluk makineden sorumlu. 3'e kadar saydıktan sonra bu düğmeyi aktive edeceğim Nigel. Bu da iki küre arasında şimşek kuvvetine neden olacak. Tamam mı? Voltajı arttırıyorum. Şu anda ne kadar? 1 milyon volt. Kalkışa hazır. 3, 2 ve 1. Yıldırımın yarattığı gök gürültüsü sağır ediciydi. Ama yıldırım görülemeyecek kadar hızlıydı. Şimşeğin nasıl olup da havayı iletken hale getirdiğini hala öğrenmek istiyorum. Bu yüzden bu küçük aleti getirdim. Phantom V642. Çok yavaş çekimde çekebiliyor. Böylece bunun gibi ve bunun gibi, hatta bu, bu tür şeyleri ve umarım şimşeğin havadaki hareketini görebileceğiz. 3, 2 ve 1. Ama yeni kamerayla büyük bir sorun yaşıyoruz. Ve bu sorun bilimin suçu. Kesinlikle. Şimşek yarattığımız her seferde odadaki bütün elektrik yükünü değiştiriyor ve çok hassas kamerada her seferinde kapanıyor. Bu yüzden iki bilim insanı plan B ve plan C üzerinde çalışmaya başladılar. Onlar bize haber verene kadar bekleyelim. Eğer çalışırsa bunu görmek ilginç olacak. Buldukları çözüm kamerayı bir Faraday akımına sarmak oldu. Bu elektrik alanını engelleyen örgü bir kumaş. Bakalım bilim işe yarayacak mı? Tamam. 3, 2 ve 1. Evet. Artık şimşeğin normalden 500 kat daha yavaş halini gözlemleyebiliriz. Ama yine de hepsi bir saniyeden daha kısa sürüyor. Elektronlar ve hava molekülleri ayrışır ve yeniden aralarında bir plazma ark kurar. Şimşek üst küreden alt küreye geçmek ister. Bu negatif yüklü bir bulutun hareketi gibidir. Şimşeğin hareket edebileceği bir kanal yaratırken havayı ısıtır. 2500 kat yavaş halinde kanal halini görebiliriz. Ama dünyadaki hiçbir kamera şimşeğin kanaldan geçişini yakalayamaz. Ama şimşeğin hareketine devam ederken havayı ısıtışını görebiliriz. Göreceli olarak daha yavaştır. Yüzlerce milisaniye sürer. Ve kanallar oluştuğunda şimşeğin yükünü boşaltması birkaç kör edici mikrosaniyede gerçekleşir. Eğer yıldırımın gücü havayı 50 bin dereceye kadar ısıtabiliyorsa, bana çarparsa ne olur? Yıldırım çarpması nasıl bir şeydir hiç hayal ettiniz mi? Ben ettim. Bu yüzden bununla başlayarak öğrenmeye karar verdim. Bir Leyden şişesi 200 yıl önce icat edilmiş ve şişeye konmuş bir yıldırıma benzer. Ama bunu icat eden adam iyi bir fikir olduğundan emin değildir. Öyle ki arkadaşına şöyle yazar. Sana yeni ama korkunç bir deneyi tavsiye etmek isterim. Kişisel olarak denememeni tavsiye ediyorum. Sağ elimde o kadar şiddetli bir şok hissettim ki bütün vücudum yıldırım çarpmış gibi sarsıldı. Kısacası öleceğimi sandım. Bunu duyduktan sonra dokunmam gerek değil mi? Olamaz. Bu hoş değildi tabii. Bu küçük bir doz yıldırımdı. Ama neden bu kadar acı verdi? Elektriğin neden zararlı olduğunu anlamak için Ohm kanununu anlamak gerekir. Bu direnç amperler ve voltlar arasındaki karmaşık bir ilişkidir. Sıradan insanlar için bunu açıklayacağım. Amperler işin tehlikeli kısmı. Çünkü amperler sizi yakıp kalbinizi durdurabilir. Ama voltlar amperleri kaçırır. Bu şaşırtıcı olacak. Çünkü yüksek voltajda olsa da amperi düşüktür. Böylece patatesime koyduğum zaman hiçbir şey olmaz. Acaba patatesime fazla miktarda amper koyarsam ne olur? Merak ediyorum. Amperi fazlaca artıracağımız için işler tehlikeli oluyor.
kameramıza giydirdiğimiz Faraday takımını hatırlıyor musunuz? Şimdi kameramanımızın hayatta kalabilmesi için daha büyük bir versiyonu olan Faraday kafesini kullanacağız. Voltaj aynı kaldı ama amperi 0'dan 3000'e artıracağız. Bunun bir yıldırımdaki amperin yalnızca 10'da biri olduğunu hatırlatırım. Daha önce hiçbir patatese elektrik çarptırdın mı? Hayır, daha önce bir patatese elektrik çarptırmadım. Bu ilk olacak. 3, 2, 1. Daha önce neden bir patates patlatmadığımızı anlayamıyorum. Bunu daha önce yapmalıydık. Artan amperle patatesin şansı kalmadı. Bu sefer sosis insana daha çok benziyor. 3, 2, 1. Paramparça. Bu tıpkı bir insana uygulanmış gibi gözüktüğü için çok güzel oldu. Değil mi? Bir sosisi yüksek voltaj laboratuvarındaki patlama odasında patlatma deneyi çok iyi gitti. Peki ya elektriğin gerçek bir insan üzerindeki etkisi nedir? Sosis 3000 amperle patladı ama biz deneyimize 3A pille desteklenen 5 miliamper vereceğiz. İnsan için ölümcül olan 100 miliamperin altında. Meşhur şef Michael Van de Elzen baskı altında çalışmaya alışkın biri. Ama elektrik şokları performansını nasıl etkileyecek göreceğiz. Bir brokoli turtası yapacağım. İlk olarak bir yumurta alıp beyazını sarısından ayıracağım. Beyazı kaseye koyuyorum. Evet. Oh, ama tanrım. Kabukları alıp devam ediyoruz. Beyin elektrik akımı kullanarak vücuda mesajlarını gönderir. Dışarıdan bir elektrik gelince bu sinyalleri bozar. Kısa devre yapar ve genelde görülen sonuç kasların kontrol edilemez bir şekilde kasılması olur. Yer değiştirebilir miyiz? Elektrik şoku ele geçiyor. Size spazm geçirip bütün malzemeleri bir kaseye koyduruyor. Şimdi ceviz sosumuzu alıyor ve... Evet. No. Düzgün bir şey yapmak çok zor. Şuna bak. İsteseydim daha iyisini yapamazdım. Çok güzel oldu. 3A pilden alacağınız küçük bir elektrik şokunun bile vücudunuzun işleyişini bozacağını ikna edici bir şekilde gösterebildik. Peki ya, daha da büyük olsaydı ne olurdu? Bunu hiç merak ettiniz mi? Bir yıldırım 3A şokundan 60 milyon kat daha güçlüdür. Eğer yıldırım çarpmasından canlı çıkmak istiyorsam yardıma ihtiyacım olacak. Cevap yavaş çekim kameramızın çalışmasını sağlayan materyalde ya da kameramanımızı koruyan kafeste olabilir. Faraday kafesi ya da Faraday takımı denir ve elektriğin yönünü değiştirerek çalışır. Dış yüzeyindeki voltaj sabittir ama içine elektrik akımı giremez. Kameramızın yıldırım çarpması sonucu durmasını engelleyen bu şeyi giyersem, yıldırım altında kalsam da ölmeyeceğimi söylüyorsun. Doğru. Peki yıldırım altında bunu denemeden önce Faraday prensibini birkaç şeyle daha test etsem alınmazsın değil mi? Yani bir güvence olarak. Sorun değil Nigel. Güzel. O takımı giyip yıldırım çarpmasından korktuğumu söyleyemem. Ama önce bu prensibi kafese benzer bir şeyle denesek nasıl olur dedim. Fikrim şu. Ya dahice ya da aptalca olacak. Bunu göreceğiz. Yıldırım arabama çarparsa Faraday takımı gibi davranıp bütün akımı dışarıda bırakmış olur ve ben de içeride güvende olurum. Bu deneyin çok tehlikeli olması ve hayatımı riske atmam nedeniyle bilim insanı takımım hayatta kalmam için çok dikkatli davranıyor. Kameramanlardan hiçbiri arabanın içinde benimle oturmak istemediği için kamerayı köşeye kendim yerleştirmek zorunda kaldım. Ama çok iyi gideceğinden eminim. Her şey hazır sayılır. 100 bin voltla başlayalım. Eğer hala hayatta olursam 1 milyonla devam ederiz. Diğer tarafta görüşürüz. Hadi bakalım Nigel. Teşekkür ederim Paul. Beni araba lastiklerinin kurtaracağını düşünebilirsiniz ama doğru değil. Yıldırım o kadar güçlüdür ki lastiklerin üzerinden doğruca yere geçer.
Ama umarım hayatta kalmamı sağlayacak olan şey bu Faraday kafesidir. Ölümcül bir yıldırım arabanın köşelerini gezerken ben mutlu ve yaşıyor olacağım. Bunu daha önce hiç yapmadıklarını söylemeleri beni biraz gerdi. Bunu ilk defa yapıyorlar. Birazcık endişe etmem doğal sanırım. Pekala. Nigel. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. İlk verilen 100 bin voltluk bir testti. Ama yine de ölümcül bir testti. Bir arabada oturup bu yüksek voltajlı sesi duymak ve orada olduğunu bilmek ürkütücü bir deneyimdi. Bzzzp. Ama gerçekten sonu mutlu bitti. Evet, şimdilik Faraday'ın haklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama arabanın boyasında ciddi erimeler oldu. Kuvveti %1000 arttığı zaman zarar görenin yalnızca boyası olmayacağından endişe ediyorum. Yıldırım'ın o zavallı sosise yaptıklarını düşünmeden de edemiyorum. Bu benim başıma da gelecek mi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet. Kafamın santimetreler üzerinde 1 milyon volt. Bu bir araba içinde yaptığım en tehlikeli şeydi. Şimdi bunu araba olmadan yapmanın zamanı geldi. Arabamı Faraday kafesi gibi kullanarak yıldırım çarpmasından canlı çıktım. Ama hiçbir korumam olmazsa yıldırımın üzerimdeki etkisi ne olur acaba? 3, 2, 1. Ben derken kukladan bahsediyorum. Kukla Nigel'ı 100 bin voltluk yıldırımla vuracağız. Bakalım ne olacak? İşte. Şık bir naylon eşofmanla tam bir ilgi odağı. İnsan vücudunun kendi iletken özellikleri bir mankenden farklıdır. Ama ona sevimli aletler, kablolar ve bantla benim şeklime benzettik. İşte tıpkı benim gibi oldu. Şimdi sınırı çizme zamanı. Sanırım bilim bana bir şey söylemeye çalışıyor. Sanırım bilerek yıldırıma maruz kalmanın çok sersemce bir fikir olduğunu söylüyor. Bunu görmek deneye ve Faraday takımına olan güvenimi biraz sarstı. Çünkü boyacı tulumu gibi bir şeyin beni bundan koruyabileceğini sanmıyorum. Gördüğünüz gibi yüzüm tamamen yanmış olacak. Evet, yangın var. Şimdi tamamen aynı şeyi yapacağız ama bu sefer içinde ben olacağım. Evet. Kendim ve 200 yıllık bir teoriye inanıyorum. Tanrım. Artık kaçınılmaz olanı erteleyemem. Deneyi tekrarlamanın zamanı geldi ama bu sefer eşofmanlı manken yerine Faraday takımını ben giyeceğim. Takım beni canlı tutacağı söylenen mekanik örme ile kaplı. Tamam, tamam. Rahat mısın? Bunu düzeltmen gerek. Kapüşonu da takacağız. Evet, umduğum gibi demir adama benzemedim. Genelde böyle durumlarda kendi kendime en kötü ne olabilir ki diye sorarım. Şimdi içimden bir ses takımın eriyebilir, kalp krizi geçirebilir ve alevler içinde yanabilirsin diyor. Yani sanırım bunu deneyip göreceğiz. Hadi görelim. Son bir güvenlik kontrolü. Pekala takım. Önce tehdit seviyesini ölçmek için deney yapacağız. Ve yüksek voltaj kaynağımız olacak.
O da Nigel. O bizim yüksek voltaj kaynağımız olacak. Potansiyel 70 bin volt nedeniyle risk altında olacak. Burada çizdiğimiz sınırın arkasında ondan uzakta olmamız gerekiyor. Mikrofonun iletken bir sopası var. Nigel'a yaklaşmayacağız. Bu kadar. Teşekkürler takım. 10 bin volt. 20 bin. Bazı zamanlarda teorinizi test etmeniz gerekebilir. Faraday haklıysa bu harika görünecektir. Yanılıyorsa öleceğim demektir. 60 bin. 70 bin. 80 bin. 90 bin. 100 bin volt. Bir titreme hissediyorum. Faraday bir dahi miydi yoksa yanılıyor muydu söyleyeceğim şimdi. Bu bir yıldırımın gücünün %1'idir. Ama yine de ölümcül derecede yanmama ve kalbimin durmasına yetecek güçte. Evet, anlaşılan... Şu anda... Kırmızı parmağım parlıyor. Ve görünüşe göre Faraday bir dahiymiş. Beni çevreleyen 100 bin volt takımı takip ediyor ve mikrofonun mekanizmasını mahvediyor. Ama başıma gelen en kötü şey bu olduğu için şikayet edecek halim yok. Çalışma prensibi... Bütün elektrik... Faraday takımımın dışından kayıp gidiyor ve bu alanın içinde rahatlıkla kalabiliyorum. Bu harika. Evet, bu olmasaydı ölecektim. Ama içindeyken ateşle oynayabiliyorum. Bu da çok havalı. Gerçek bir yıldırım tarafından çarpılmadım. Çünkü bu çok sersemce olurdu. Ama gerçek bir yıldırım yerine Faraday takımı içinde 100 bin voltun karıncalanması benim için yeterli oldu. Supporting local content so you can see more of New Zealand on air.